Serkan Keskin, Onur Ünlü'nün yakın arkadaşı. Dolayısıyla biz Onur Hoca'yı davet ettik. Enteresan bir şeyimiz geçti. İki defa kabul ettim. Üç defa maalesef filminden dolayı ertelemek zorunda kaldı. Ama seneye umarım aramızda olacak. Serkan Keskin is a close friend of the director Onur Ünlü. Onur Ünlü accepted our offer to join us tonight two times, but he had to cancel it three times because of his filming schedule and he wasn't able to join us here. Ben ilk soruyu bir sormak istiyorum öncelikle filmle alakalı. Filmdeki karakterlerin özellikleri aslında en büyük zaafları olarak da karşımıza çıkıyor. Dündar karakterinin seyirciye vermek istediği mesaj tam olarak neydi filmde? In the film, the biggest problem of the characters is the fact that their supernatural powers are actually their biggest weaknesses. So, what can you say that about Dündar and his weaknesses? Ölememenin çok da güzel bir şey olmadığını Onur söylüyor zaten sanıyorum. Yani Onur için böyle. It becomes obvious that not being able to die is not the best thing ever. Or at least this is what Onur Ünlü thinks. Onur bu filmi yazarken yazdığı dönemde çekmeye karar vermeden önce büyük ciddi bir rahatsızlık atlattı. Onur went through a serious health crisis right before filming this film. Ölümle ve kalmakla ilgili ciddi düşünceleri vardı. Sanıyorum Dündar o yüzden yazdığı karakterlerden biri olabilir. So he had a lot of time to think about the ideas about dying and living, and I believe Dündar is a character which was created because of those dilemmas. Birçok yönetmenle çalıştınız. Son zamanlarda Onur Ünlü ile sizi devamlı birlikte onun projelerinde görüyoruz. Özel bir yönetmen Onur Ünlü. Tonu bozan, yapıyı bozan bir yönetmen. Onur Ünlü sizi heyecanlandıran nedir filmlerinde, setlerinde? You have been working with many directors lately, but and you have been working with Onur Ünlü in more than one project. He is famous for playing with the structure and the tone of the movies. What's the most exciting that you find when you are working with him? Ben çok iyi bir senarist olduğunu düşünüyorum. Ve söylemeye çalıştığı, yani hep anlattığı şeylerde bir derdi var. Derdi olan şeyleri hep bir şey söylemek üzerine bir şey yazıyor ve bunu çok birebir anlatmaktansa çok tatlı ve çok yumuşak bir dille biraz esprili ve komik bir şekilde anlatıyor. Bu beni ilgimi çekiyor mesela özellikle. I believe he is an amazing screenwriter and he always has stories that have a message within. But when he is sharing his message, he doesn't tell it straight. Rather goes through funny versions of it and hides it to share it. This is the most interesting thing that I find about working with him. Bir de bu Onur'un 5. filmi ve aslında her filmi birbirinden çok farklı, yani sürekli yeni bir şey deneyen, sadece bulduğu bir kanalı sürekli aynı şekilde anlatan biri değil. Mesela en son polisiye bir film yaptık mesela Onur'la birlikte. Sürekli yeni bir şey deneyen birisi. This is his fifth film, but he has never done the same thing for each film. He doesn't stick to the channel he finds for each movie, and he keeps trying and innovating. We had done another movie, Police, which was totally different. How did he achieve black and white? Was it digital and then manipulated, or was it probably not footage? So tell me about that. And then you must have had questions, the various actors, you know, the giant, the various things going through walls and so on. So how much does he explain to you or share with you about the kind of encoding of the story? İki sorum var. Öncelikle siyah beyaz çekimi filmi çekerken mi gerçekleştirdi yoksa montajda oynayarak mı gerçekleştirdi rengi? Siyah beyaz. Ya bunu da Onur'un ağzıyla cevap verebilirim isterseniz. Bu soru çok geliyor. And the second part of the question is because there are interesting parts where which are not that clear, such as the part when bir yandan da şeyden söz ediyor. Pardon. Hatlar karışıyor bazen. Şeyden söz ediyor. Bu duvardan geçtikleri sahneler gibi çok anlaşılmayan sahnelerde sizlerle ne kadar paylaştı hikayenin? Sizin de sorularınız olmuştur nasıl devam ettiğiyle ilgili diye. Türkçe'ye çevireyim mi? Evet, ilk benimle niye siyah beyaz çekiyorsun dediğimde her yönetmen bence siyah beyaz bir film çekmek ister gibi bir cevap vermişti. Ben de bu hakkımı böyle bir filmde kullanmak istiyorum
demişti. Önce bunun cevabını vereyim. When I first asked him why he wanted to shoot it in black and white, he said that each and every director wants to have a one black and white film and this is the one that I want to have. Karakterleri bu enteresan güçleriyle ilgili de aslında yani bu bir süper kahraman filmi değil. And this is not a superhero story. And in terms of the supernatural powers of the characters? Hepsinin aslında yani bizim karakterlerimizin dışında aslında hepsinin böyle bir özelliği var bu köyde. All of yani them have similar abilities in that village. We just don't see the rest of the villagers. Sanırım da zaten hiçbiri bu özel güçleriyle ilgili iyi bir şey yaşamıyor aslında. But none of them are having great experiences about those powers. Yani bu süper güçler aslında bize verilmiş cezalar gibi. As if these are punishments rather than gifts. Ya biraz değil, eksistansiyelist bir film değil mi? Hem de sürrealist, böyle var olmak, yok olmakla ilgili işte şeyleri var, kaygıları var. İşte karakterler, bazı kısmı yok oluyor. Mesela öğretmen yok olsa da hala varmış gibi işte ana karakterin hayatına etki ediyor falan. Ama şey mesela hani şeyi anlamadım hani yani o zaman bir hiçlik gibi bir şey mi yani hani hiçbir şeyin bir anlamı yok ama hani tek işte hayattaki anlamlı şey ulaşmaya çalıştığımız işte ne bileyim arkasından olduğumuz işte sevgi falan gibi. Hani ne anlatmaya çalışıyordu kısacası? This seems to be a surrealist and existentialist movie which is concerned about the questions about the nature and the meaning of being and not being. But the impression I get is the whole idea of nothingness comes into play and then I wonder then what's the point of living? Is it for love, for achieving something you are looking for? And what was the main message? Ben de bu soruyu Onur'a çok sordum. Keşke yani bu soruya Onur'la ilgili yani ben hani oyuncu kısmı olarak ne anlatmaya çalışıyor gibi bir soruda yani okuduğum şey beni öncelikle çok etkiledi. Bazen yani film toplamında bence tamamıyla bütünüyle bir hikaye değil. Sahne sahne an an bir sürü şey anlatıyor ve bu an an durayım mı? Tamam. I asked the same question to Onur more than once and I love the script when I first saw it, but I think the film doesn't tell a story as a whole. It tells a story within each moment or each scene of it itself. Bu an anlatılan yerlerde beni çok etkileyen ama sadece filmin dışında da olsa kendi başına çok etkileyen sahneler vardı. Ve bir oyuncu olarak böyle bir senaryoyla gerçekten çok sık karşılaşmadım. Çok fazla bildiğim bir şey değil. And there were scenes that I was very affected by when I read them. And it's not something I encounter in my life as an actor often, so. Ama bana gerçekten bu sorunun cevabı biz bunu anlatıyoruz diye bir şey söyleyemeyebilirim. But I can't tell you what the message is. Ya o biraz Onur'un bizi ikna ederken de özelinde olan bir şeydi. Çünkü senaryoda gizli bir şey yok sonuçta. Sadece bir şeyden etkilendik ve içinde olduk. Oldum diyeyim en azından. Honor convinced us to be a part of it. At least I can say the same thing for myself, but I can't ask the question of why. Why he made it. Böyle yapı bozucu bir yönetmen dedik, tonu oynayan bir yönetmen dedik ve drama sahnelerinde bile gülüyoruz. Az önce son 5 yani buraya geldiğinde bu kol kesme sahnesinde seyirci önce bir korktu sonra kahkaha atmaya başladı. Günlük hayatınız nasıl geçiyor? Bu çok şey bir soru, özel bir soru oldu ama ekipçe günlük hayat Onur'un nasıl geçiyor? Now that we have you here, I want to ask a slightly private question. Onur Ünlü is famous for the deconstructionist attitude he takes and he is capable of making the audiences laugh. While even when something weird is happening, such as the scene where the arms of the character were cut, people were scared at first, but then they were laughing. I'm just like curious how your life as a like a creative team passes each day on the set. Evet, öyle bir izlenim var dışarıdan. Sanki dünyanın en mutlu ve en eğlenceli insanlarıymışız gibi. It seems as if we are the most funny, happy-go-lucky group of people working on the same project.
Evet, yani birazcık seviyoruz şamata yapmayı ama böyle bir filmi çeken bir adam ne kadar eğlenceli olabilir sizce? Yes, we love having fun, but how much fun can the man who makes a movie like this be? Evet, yani aslında biraz böyle, yani değişik bir anlaşma ve paylaşma şeyimiz var. We have an interesting different type of communication and sharing. Onur'un başarısı herhalde. Bu filmde olmak istemek, hepimizin içinde olması demek. Galiba onu anlıyoruz ve heyecanlanıyoruz. Evet, sıkıcı değiliz. Mutsuz değiliz ama çok da mutlu değiliz yani, herkes gibi. I believe it's a success because he was able to convince us in a way to be part of the film. Yes, we are not boring or always sad. We are not either bored or sad all times, but we are not like having fun at all times either. Bu soruyla bağlantılı olarak aslında benim de bir sorum var. Bu yeni ekip olarak yeni filminiz itirazım var. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Burada nasıl bir Serkan Keskin izleyeceğiz? Film nasıl olacak? Biraz bundan biraz bahsedebilirsek. I have a related question. You have been working on another project. I have an objection with the same creative team. And I'm curious to find out about what kind of a Serkan Keskin will be seeing in this project. Bu şimdi yapacağımız film böyle gerçeküstü bir film değil. It's not going to be a surrealist film. Bir imamın hikayesi, bir din adamının hikayesi. It's the story of an imam, Muslim preacher. Camide yaşanan bir cinayet, büyük paralar ve çözülmesi gereken polisin yapmadığı bir işi kendi başına kaldığı için kendi başına çözen ve bir din adamı olduğu için tabii ki düştüğü durumlarda bize din adamı bu durumda ne yapacak durumundan komedi çıkan bir film. It's the story of a religious man who has to solve a crime which remains unsolved by the cops when someone is murdered in the mosque. And there are a lot of financial issues going around in the background. So the story is about the funny things that happens since he is trying to solve a crime as a man of religion. Biraz değişik, alışık olmadığımız bir imam. he is not the regular imam. Ya kafamızdaki o imam bunu yapmaz, imam bunu yapmamalı dediğimiz şeyde hep tabii ki böyle bir kötü durumun içinde kaldığı zaman bir sürü durumun içinde duruyor ve komik hale düşüyor ve tabii ki yapması gereken her şeyi yapıyor cinayeti çözmek için. He doesn't oblige in our expectations from an imam and he does what he has to do to solve the crime and which brings him to funny moments. Bence çok komik, güzel bir film It's oldu. It's a very funny, beautiful film. Çekim yaparken storyboard hikaye taslakları kullandı mı? Yoksa çekerken değişiklikler yaptı mı? Taslaklara sadık kaldı mı? Tabii bazı pop kültüre dayanan şakaları anlamadım. Kültürel referansları. Ama özellikle de bale sahnesiyle ilgili biraz daha bilgi verebilir misiniz? Bale sahnesi. Which you said the ballet scene with... Yasemin'i gördüğünde çalan şarkısına benzediğini düşünüyorum. Evet. Onur bütün filmlerini kendi yazdığı için öyle bir storyboard gibi bir hazırlık aşaması olmuyor. Zaten yazarken kafasında ne çekeceğini bilerek geliyor. Since he writes his own films, he doesn't need a storyboard. He knows what he's gonna do each day. Ve birçok şeyde aslında sahne içinde tartışırken oyuncudan gelen bir şey sahneyi başka türlü çekmesine eğer ikna oluyorsa neden olabiliyor. Açık. He's open to communication with actors and can make changes according to their feedback if necessary. Ama sonuçta tabii ki aslında geldiğinde kaba olarak her şeyi kafasına bitirmiş geliyor. But he comes to set having decided on the most of the things. Şarkıyla ilgili de about the song. Sahne yani, ben filmi çok uzun zamandır izlemedim. Mureyte şarkısı var ya Arapça.
Evet, o şarkı daha önce aslında kullanıldı bir filmde. That song was actually used in a previous film. Fransız film. Karamel. Hayır, Karamel. Karamel, evet. A film called Karamel. Sizce doktor ikiyüzlü mü davrandı yoksa kasaba onu değiştirdi mi? Bence ya bu çok sık gelen bir soru. Kadın, this is a regular question. Kadın yani bu soru değil, bu soruyu ilk defa duyuyorum. Benim söyleyeceğim. Sorry, this is the first time I'm hearing the question, but I have another question that I want to share. Kadına karşı ekstra bir şiddet olduğu ile ilgili hep bir eleştiri geliyor filme. The film is criticized for showing extreme violence towards women. Ama bir doktorun Hipokrat yemin etmiş bir adamın kadına şiddeti. But a doctor who has cited the vows of Hippocrates engaging in violence towards a woman. Yani bir köyün içindeki bir sürü köy hayatı yaşayan köylünün değil de evet köylünün yaptığı bir şey bir doktorun tarafından da aslında kızıp sonra kendisinin yapması. Bence o adam oydu yani köy değiştirmedi onu. Köy zaten buydu. I believe he was like it. He just did the same thing the villagers did, but he came in there as if he was ready to do it. Sizin bir süper gücünüz olsa ne olmasını isterdiniz? If you were to choose a supernatural power for yourself, what would you choose? Bizim ekip böyle güzel sorular hep kendine saklıyor. Biz böyle çıkarken söylemiyor. İnsanları iyileştirmek gibi bir gücüm olsun isterdim. Power of healing, I would want. Göze çarpan çok bariz bir şive kullanımı var. Bu şive kullanımını mizahi açıdan mı seçtiniz yoksa o bulunan bölgeyi daha iyi yansıtmak açısından mı? Yani o bir kasabadan bahsediyoruz. Ben de geleyim ve çok kullanılan şive bayağı şeydi, profesyonelceydi. Sadece şivenin seçilmesindeki amacı öğrenmek istedim. You use heavy accented dialogue in the film. And I'm from the same region and it was very successful. I'm just curious, why did you choose to do it that way? Just for comical purposes or did you have another motivation? Akhisar'da çektik filmi. Bir de bence teksti normal okurken, yani en başından beri Onur şive yapmamızı istiyordu ama okuma prosesi yaparken, şive yapmıyorken, okurken gerçekten bu kadar etkili olmuyor. Yani köylü, yani o şiveyle Shakespeare söylemeye çalışan bir adam bana daha eğlenceli ve daha samimi geliyor. We filmed it in Akhisar, an Aegean town, and Onur always wanted us to have the accents, but when we were doing the preparatory readings, we didn't have accents. But now that I saw how it works with the accents, I can say that it wasn't as funny as it was without the accents. Having a man cite Shakespeare with a local accent is very funny, I believe. Yani nedeni köyde çekiyor olmamız. Yani orası öyle konuşuyor. Evet. Yani, the reason is we shot in a village where the people spoke like that. Ben orada öğrendim. Daha öncesinde bilmiyordum. I learned it there. Elimizden geldi. Çok fazla zamanımız yok çalışmak için. Biz hemen girdik ve filmi yaptık. Birazcık orada insanlarla konuşarak elimizden bu kadar geldi. I didn't have a lot of preparation beforehand, but we just went in and shot the film. But this is how it ended up happening. Merhaba öncelikle. Film için çok teşekkürler. Çok uzun zamandır böyle bir film izlememiştim ben. Çok büyük keyif oldu. Thank you very much for the film. I haven't seen such a great film for a while. Şimdi beklerken aslında soruyu kafamda kurmuştum ama beklerken unuttum, karıştı her şey. Şimdi öncelikle sanıyorum ki bu film aslında bildiğimiz evrende geçmiyor. Yani zaman mekan boşluğunda geçmiyor. Biraz daha yani sonsuz ihtimallerden bir tanesinde geçiyor. Çünkü ilk başta gökyüzünde evrenlerin dizilişi farklı, daha yakında gökyüzü farklı, insanların olağanüstü güçleri var gibi bir durum var. Ve bu olağanüstü güçler aslında bu zaman mekan boşluğunda olağan gibi görünüyor. Doğal olarak aslında... Durayım mı? Vallahi iyi olur. Durdum. The story seems to be taking place in an alternative universe with different spatio-temporal relationships. And at the beginning of the film, the order of the planets in the universe seem to be specific, and they seem to have supernatural powers in that specific location. And it seems to be
the story is just one of the possibilities. Buyurun. Yani doğal olarak filmin anlatmak istediği şey süper güçler değil, bu süper güçlerin bu olağan evrende nasıl kullanıldığı ve bunun insanlar üzerindeki etkisi. So the story seems to be not about the superpowers themselves, but about how these people utilize these powers in their lives, in this alternative universe. Filmin sonuna doğru Dündar karakterinin söylediği şey de, çünkü Dündar'da bir ölümsüzlük gücü var belli ki. Dediği şey de şu, hani zaten yaşıyorum, ben bunun etkisi altındayım ve bu kötü. Sen zaten kısa yaşıyorken, hani carpe diem, yani anı yaşa, tadını çıkar. Filmde de buna bağlı olarak bağlayacağım nokta şu. Bazı küçük, ben çok teknikten anlamam ama çok küçük noktalarda bazı hani çok göze batan şeyler gördüm. Durayım mı tekrar? Teşekkür ederim. So Dündar says towards the end something interesting. He says that since he's an immortal, he has to go through the life forever, and tells the other character that he should live the day carpe diem, sees it, since he can only live it for a short while. And I'm not familiar with the techniques, but I think there are special things about the film. Buyurun. Filmin başında bu nalburların olduğu, ilk nalburun olduğu sahnede dev karakteri, Nazım karakteriydi sanırım. At the beginning where the scene with the horseshoe prepares nalburs, Nazım. Karakteri sahneye girdiğinde kameranın bakış açısına göre güneş aslında sağdan geliyordu. Yani gölge sola vuruyordu ama dev karakterin gölgesi sağa vuruyordu. The yani, direction of the shadows were different looking at the position of the sun in that scene. İkinci gözüme batan şey Cemal karakteri filmin sonuna doğru tekrar kızın kolunu kestiğinde ilk durdurduğunda zamanı yerde kan akmaya devam ediyordu. Halbuki kanı da muhtemelen duruyor olması gerekiyor. And when Cemal cuts the arms of the female character, the blood seems to be spilling when he stops the time, whereas it should have stopped. Çıkmayın, soru geliyor. Amacım eleştirmek değil. Yani ben sadece izleyiciyim doğal olarak. I'm not here to criticize, I'm just asking. Acaba şu olabilir mi diye sormak istedim. Bütün 10 dakikalık konuşmamın, özür dilerim ama 10 dakikalık konuşmamın tek nedeni şuydu. Acaba yönetmen, hani filmde zaten şunu anlatıyorum. Çok takılma ayrıntılara, hayatını yaşa. Ben de bu teknik aksaklıkları bilerek yaptım. Takılma bunlara, filmi izle işte. Zevkini çıkar mı demek istedi acaba? So the reason that I've been introducing my question up to now is that I'm curious to hear whether the director made these specific choices on purpose to give us a message about the shortness of life and like that we shouldn't be focusing on the, such details and just live it, live the experience of it. Yes. Evet. Ya unuttuğunuz soru bu muydu hakikaten? Ya ben de filmi gördüğümde evet, yani hani o kollar veya işte bir sürü onun gibi, ama evet gerçekten beni mesela o durumu ilgilendirmiyor. Oradaki hissi, yani onuru da bence bu şekilde. Yani durumun geldiği, karakterin dönüştüğü, geldiği bittiği yer. Yani teknik detay tabii ki olsa çok daha iyi olur ama beni ilgilendirmiyor diyor Onur. Yes, that's actually what he says, and I agree with him. He is not focused on the technical details. He is just more interested in the state of mind the character has at the end of the story, and it's about the feeling itself, not the visual details. Ama bu film için, yani her seferinde bu değil Onur. He's not like this for each film. It's just for this specific one. I actually like that he has an attitude like that, because I saw it and I didn't care about it, but then I realized that I was happy that I didn't need to care about it. Serkan Bey merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle buradayım Los Angeles'a. Serkan Bey, I'd like to welcome you to Los Angeles. Sizi burada görmek gerçekten çok güzel. It's amazing to see you here. Bu filmi çok beğendim ve çok büyük bir zevkle izledim. Aynen Leyla ve Mecnun'u
izlediğimiz gibi gerçekten bayılarak izliyorduk ve yayından kaldırılmasına çok üzüldüm. I love the film and I watched it as much as I like. I loved watching it as much as I loved watching Leyla ile Mecnun the series and we are really sorry that it was cancelled. Benim sorum şu, niçin Onur Ünlü sürekli sizi takım kıyafet giydiriyor? Yanlış anlamayın, çok yakışıyor ama niye hep sizi seçiyor? My question is, no offense, you look pretty good in those suits, but why does Onur Ünlü keeps putting in those dapper suits all the time? Bu filmde cübbe giydiriyor. He made me wear a robe this time. Ya öyle bir nedeni yok, bilmem denk geldi herhalde. Yani bu Dündar hani zengin bir adam, köyün zengini. Biraz hani öyle şık giyinir diye oldu ama I don't think there is a specific reason for it. Just because he is one of the rich people in the village and they seem to be focusing more on the looks. İsmail abi zaten İsmail abi yani. İsmail abi was İsmail abi. The character from the series. Turgay Bey çok özür diliyorum. Bir sorunun devamı olsun o zaman. İsmail abi gibi yaşamak ister miydiniz gerçek hayatta? Oh. So this is a reference to the previous TV series Serkan Keskin was on in. And Mehmet is asking whether Serkan Bey would like to live a life like İsmail abi. O kadar umutlu olmak isterdim. I wish I had that much of hope. O kadar iyi olmak da isterdim. And I wish I was that good. You are. O hayali bir karakter bence. He's a fictional character. İsterdim. I wish. I wish I was. Merhabalar. Hello. Elinize sağlık her şeyden önce. Çok sevdim filminizi. Congratulations. I really loved your film. Ben filmin aslında ne anlatmak istediğini başında yönetmenin söylediğini zannediyorum. Euripides'in lafını oraya boşuna koymamıştır diye düşünüyorum. Çünkü insan endişeden yaratılmıştır dediği şey. Onur Ünlü'nün galiba korkuları, kaygıları projekte etmesi senaryoya. I believe the director was very open with his message at the beginning when he put the words on it that you must die and the quotation at the beginning human beings are made of concern is an allusion to that. Bu kaygıları ve korkuları ortaya korken de zaten kahramanların üzerine oturmuş o kasabada yaşayan insanlar da işi parçalamış korkuları, kaygıları. İnsanın da bu yaşamın saçmalığına karşı duruşunu Onur mizahla bence bir duruş sergilemiş yaşamın saçmalığına karşı. Mizahı kullanmış. He compartmentalized the concerns and fears he had in terms of living on with the representations of the characters and how they dealt with it and he shared the weirdness of those concerns and strangenesses as he went through the story himself. Ve insan öleceğini bildiği bir dünyada en fazla bunu yapabilir. Dalgasını geçer yani. And this is what you can do in a mortal world. You just make fun of it. Aslında bununla ilgili bir itirafta bulunayım. There's something I must confess about that. İnsan endişeden yaratılmıştır. Onur onun altına Onur'un ne yazmak istemediği için Euripides yazdı. Öyle mi? Ya böyle bir şeyi söylese Euripides söyleyebilirdi. There is something I must admit. He actually wrote the quotation himself, but he wrote Euripides just because he didn't want to sign it. Yani evet, yani Euripides'in bunu yapıyor, yani bu tür bir adam, bunu söyleyebilecek biri olduğu için oradan yola çıktı ama altına ben böyle bir şeyin altına Onur'un ne yazmayacağım Euripides dedi. Tabii Euripides oyun yazarının nihayetinde düşünür değil ama benim de benzer bir lafım vardı grafitim. İnsan korkularının toplamıdır diye yazmıştım yıllar önce. Benzeştiğini gördüm, sevinmiştim. Herhalde Euripides böyle bir laf etmiş, iyi etmiş diye. And yeah, Euripides. Sağlık o zaman Onur'un ve beynine sağlık. Euripides is a playwright, so he's not a philosopher, I believe. But I had myself written something similar where I said the human being is the compilation of his fears. So I was very happy to see it on screen that he had similar thoughts about it, and I felt I really appreciated. Yalnız ben o kadar çok eleştiri yazısı okudum ki Euripides'in o sözü üzerine. Hepsi çöp olmuş. I read a lot of criticism about that quotation by Euripides. Ya filmi takdir edecek bilgim yok sinema konusunda ama izleyici olarak sadece çok teşekkür ederim. Yani uzun zamandır gördüğüm en doyurucu filmlerden biriydi. Bizim de Bertrand Billier'lerimiz varmış veya ondan daha üstün yönetmenlerimiz varmış görmüş olduk. I'm not
that familiar with the technicalities of cinema, but as a viewer, I can say that this is one of the best films that I've seen so far, and I really appreciate the fact that we have good directors such as Bertrand in Turkey. Sorum da şu olacak. Onur Ünlü'nün güçlü bir görebildiğim kadarıyla kurgu yeteneği var, hayal gücü var, gerçeküstü şeyler, güzel işte ironileri var, şunlar bunlar var. Ve burada insanın kafasındaki sorunları konusunda dertleşmek için bunları kullandı. From what I see, Onur Ünlü seems to have a great creative capability where he deals with the ironies and imageries and where... Son kısmı tekrar eder misiniz? Pardon. Kafasındaki sorunlar hakkında seyirciyle dertleşmek için bu teknikleri kind kullandı. Kind of confiding in with the audiences to share his concerns in with the help of these techniques. Yine aynı gücü kullanarak siyasi güldürü, siyasi hiciv böyle bir film yapma planı var mı acaba? Çünkü çok etkili olurdu. Would he be interested in doing a political allegory story in the same way? Because I believe that would be very very effective. Burada çevirmen de çok katıldığını söyleyebilir mi? Bu soru. Ben de katılıyorum. Aynı şekilde. Ya birebir siyasi bir dünyanın içinde zaten birebir hiçbir şey yapmıyor. Ama başka bir hikaye üzerinden öyle bir şey yapabilir. Şimdi yaptığımız film aslında bir din adamı üzerinden biraz böyle bir şey eleştiren bir film. He never tells the story straightforward, and he might as well do some such story in a different allegorical level. And the film that is going to come out is actually doing some part of it because it's a story about a man of religion. Biraz zamanı var galiba bence. But I think there is still time for that. Onur için değil yani bu filmleri yapmak için. Not for Onur, but to be able to do these type of films. Komik değil, üzücü aslında ama. Komik değil, üzücü aslında. Yes. Evet. Şu an bize izin verilmiyor. We are not allowed to do en that. En azından televizyonda. Not on TV at least. Ama biz filmi yapmaya devam edeceğiz. But we keep on making, we'll keep on making films.